Fireworks içerisinde renkle ilgili çalışmalarda bitmap ve vektörel tabanlı farklı özellikler bulunmaktadır. Öncelikle bitmap tabanlı nesneler üzerindeki renk çalışmalarına bir göz atalım. Bunun için File, Import diyerek Masa1.jpeg görselini sayfamıza yerleştirelim. Vektör olarak yaptığımız çizimlerin aksine bitmap tabanlı dosyalarda herhangi bir nesneyi seçip rengini direkt olarak değiştirme imkanı bize sağlanmıyor. Bu açıdan ilgili çalışmamızda önce değiştirmek istediğimiz alanı seçmek, daha sonra da bitmap araçlar içerisinde yer alan Color Replace Tool ya da hue değerlerini ayarlayarak istediğimiz renk değişikliklerini gerçekleştirebiliriz. Öncelikle resmimizde bulunan halı rengini değiştirmek için çalışmalarımızı yapalım. Daha önce kullandığımız poligon lazo tool yardımıyla öncelikle seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Seçim işlemi sırasında ne kadar fazla noktaya tıklarsak o kadar hassas bir seçim yapma şansına sahip olabiliriz. Bu gibi durumlarda Zoom tool yardımıyla üzerinde çalışırken nikayet istediğimiz noktaları yakınlaştırarak daha hassas seçimler gerçekleştirmemiz de mümkün olabilir. Seçimimizi poligon lazo tuluyla yapmamızdaki temel amaç seçim yapacağımız alanla ilgili renk özellikleri Magic Wand Tool yardımıyla bu seçimi yapmamız oldukça zor olurdu çünkü renklerin birbiriyle olan ilişkisi çok yakın ve seçim anlamında bize zorluk yaşatabilirdi. Seçimimizi gerçekleştirdik. Burada öncelikli olarak Filters Adjust Color Hue and Saturation bölümünü aktif hale getiriyoruz. Buradaki ayarlar içerisinde bu bir renk çemberi. Bu renk çemberi içerisinde hareket ederek seçmiş olduğumuz zemin bölümünü farklı renklere kavuşturmamız mümkün oluyor. Buradaki preview seçeneği işaretli olduğunda yaptığımız çalışmayı canlı olarak da izleyebiliyoruz. Saturation bölümünden rengin doygunluğunu ayarlamak da mümkün. Ve Lightness'tan da ışığın gücünü yine ayarlayabiliyoruz. Çalışmamızı OK diyerek renk değişikliklerini onaylıyoruz. Burada bize yardımcı olabilecek bir başka yöntem ise yapmış olduğumuz seçimi kaydetmek. Biraz sonra yapacağımız diğer yöntemle yine aynı seçimi kullanmak açısından bu seçimimizi öncelikle kaydedelim. Bu çalışma için Select'ten Save Bitmap Selection diyerek bu görsele ait bir seçim ismi veriyorum. Buna zemin ismini vereyim ve OK butonuna tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştireyim. Şimdi bu seçimimizi devreden çıkartalım. Ve tekrardan seçimimizi aktif hale getirerek Rubber Stamp Tool altında yer alan Replace Color tool'u kullanalım. Önce seçimimizi aktif hale getirelim. Select'ten Restore Bitmap Selection'ı seçiyorum. Ve buradan daha önce herhangi bir seçim kaydetmedim ama birden fazla seçimim varsa yine buradan seçme şansına sahibim. Selection'dan seçimimi aktif hale getiriyorum. Böylece aynı seçimi farklı çalışmalar için istediğim kadar kullanma şansına da sahip oluyorum. Şimdi Replace Color Tool'u seçiyorum. Ve buradaki seçim içerisinde görmüş olduğu rengi istediğim renkle yer değiştiriyorum. Bunun için öncelikle zemini seçiyorum. Daha sonra bu zeminin hangi renkle değişeceğine karar veriyorum. Seçim yapmamızdaki amaç yanlışlıkla seçim dışındaki nesnelerin de renk değişikliğine uğramamasını sağlamak. Replace Color Tool içerisindeki tolerans değeri seçtiğimiz rengin hassasiyetini belirleyen bir ayardır. Tolerans değeri ne kadar düşük olursa rengin seçimi o kadar alt düzeyde olacaktır. Toleransı arttırdıkça Renk arasındaki farklılıklar yani tonlar arasındaki farklılıkları daha az göz önünde bulunduracaktır. Şimdi çalışmamızı 32 tolerans değerinde ve geri planı kırmızıyla boyamasını sağlayacağız. Tabii bu seçim alanı içerisinde gerçekleşecek. Dikkat ederseniz buradaki çalışmalarımızda seçim bölümü haricindeki yerlere herhangi bir şekilde zarar vermiyoruz. Aslında bu örneğimizde zaten arka planla ilgili yani buradaki zemin rengiyle ilgili boyama işleminde sehpanın bundan etkilenmesi çok mümkün değil. Ama eğer seçimi gerçekleştirmeseydik özellikle çiçeklerin olduğu bölümdeki boyamalarda sorun olacaktı. Arzu ederseniz çiçeklerin bulunduğu bölümün yarısına kadar olan kısmı seçim yardımıyla boyayalım. Daha sonradan seçimi kaldıralım. Şimdi Yine Color Replace Tool buradaki bölümde renk değişikliklerini gerçekleştirelim. Dikkat ederseniz seçim kaldırıldığı için sehpanın bir bölümde boyanıyor. Bu özellik özellikle çiçekler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuş oluyor. Burada yapabileceğimiz yani seçim olmadan Color Replace Tool'u kullandığımız zaman uygulayabileceğimiz bir yöntem tolerans ayarını düşürmek olacaktır. Örneğin tolerans ayarını 10 gibi bir seviyeye düşürürsek boyama işlemi daha hassas olacaktır. Fakat dikkat ederseniz tolerans değeri düşük olduğu için zemin rengini boyarken de bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliriz.